Türkiye Sosyalist Hareketi'nin önderlerinden Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldı. Aşiyan'daki törene kızı Güllü Aybar, dostları ve 68 kuşağı devrimcileri de katıldı. Sadece solun değil, Cumhuriyet tarihinde en önemli liderlerinden bir tanesi. Türkiye'yi bugünlere getiren seçkin kadronun soldaki temsilcisi. Aybar, 1965 ve 1969 tarihleri arasında mecliste bulunan 15 tipli milletvekilinden biriydi. 68'ler Aybar'ın yürüttüğü mücadelenin önemine dikkat çekti. İşçi sınıfı önderliğinde emekçi halkın birliğine dayalı bir halk mücadelesi olduğunu, bağımsızlık olmadan hiçbir şeye sahip olamayacağımızı bu millete sabırla güzel güzel anlattı. Kızı Güllü Aybar da babasının düşüncelerini aktardı. Babam hayatta olsaydı çok üzgün olurdu, kahrolurdu falan. Ama bunun sebebi, yineleyeyim, yani bu faşist dincilerin iktidarda olması olmazdı. Yani en azından buna şaşmazdı çünkü 70'lerde öngördüğü bir şey babamın. Onu kahreden şey Türk solunun yok olmuş olması olurdu.